Dostlarım, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Dubai'de son günlerim. Hatta yarın son günüm. Yarından sonraki gün gidiyorum. Hatta yarın son günüm. Yarın gece uçağa biniyorum. Ne düşündüm? Nostaljik Dubai'ye gelmek istedim. Bakın yollar böyle nostaljik olmaya başladı zaten. Şöyle bir nostaljik bir gemi mi, yat mı artık ne yat, ne söylerseniz artık bilmiyorum çok fazla. Çok bir bilgim yok gemiler hakkında. Taksideyim şu anda, o nostaljik yere gidiyorum. Şöyle etrafı da çekeceğim size de. Burası da nostaljik Dubai. Bakalım bizi neler bekliyor. Nereye geldiğimi bilmiyorum. Sadece buranın nostaljik Dubai olduğunu biliyorum. Yani nostaljik bir yer. Neler olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Evet dostlar. Vallahi güzel bir yere geldim gibi. Burayı bu arada maskeyle dolaşmayı da hiç sevmiyorum, biliyor musunuz? Nasıl bir yere geldim bakın. Bir sahile geldim, deniz sahile. Şurada bir yürüme yeri var. Böyle alışveriş falan yapabildiğiniz bir yer. Bu arada ben buranın çok ucuz bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani şu an gerçekten hiçbir yere bakmadım. Taksiden az önce indim, gördünüz zaten. Buranın çok ucuz bir yer olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakacağım. Hi. İçeceklerin fiyatları. I will come little bit time. Give me little bit time. Bunlar öyle. Burada tekne falan kiralıyorsunuz galiba. Dur, tekneye de bineriz. Tekneye de bineriz. Tekneye de bineriz. Ne kadar olduğunu bilmiyorum da yani 100 liramdan fazla vermem, açık söyleyeyim. Bir de ne kadar gezdirdiğine bağlı. Eğer böyle şekilli şukullu yerlere gidiyorsa 200 liramdan fazla vermem. Grand Burj Dubai. Gördün mü? Arap kıyafeti. Aynen. Burası ucuz bir yer. Ucuz bir yere geldim. Nostaljik Dubai. Valla güzel. Ama burada sadece kıyafetler var. I don't want. I'm from Turkey. Turkey? Yeah. Like here. Yeah. Like here. Thank you bro. Thank you so much. Burada sadece kıyafet var galiba. Cüzdanlar. I don't want bro. Only this thing. Aa, bunlardan denedim, karnım da çok tok, biliyor musunuz? No. Thank you. I Thank you. No. Pictures. Let's look there. You know, pictures for you to check. Your travel hat. Really, I don't want. Huh? No, thank pictures for you to check it. Okay. You from? I'm from Turkey. Turkish. Yeah. Wow. You like? Yeah, I like very Turkish because I like it a lot. You from Pakistan? Yeah. I know. Yeah. Check bro inside. Come. Okay. I will. Okay. Burası yat kiralanan yerden girdiğiniz zaman Pakistanlı bir arkadaşım var burada. Burası onun dükkanı. Gördüğünüz gibi. Zannediyor herhalde benim çok popüler birisi. Burası onun dükkanı. Okay. Neler var? Hediyelikler varmış. Oh. Aa. Ne güzel klima var. Ya ya ya. So hot be bro. Oh, what is this? Vohim. Oh, this is This is look like Arbiano. Now you look like Arbiano, bro. Yeah. Yeah. Okay. You like some kandura? For Arabic man. No. No, bro. I will take give again this one to you. Yeah. I will take again give. No, this is not like the sun is the best for this one because now okay. The now is too hot. It's the best. Şöyle. I show you Arabic. No, I don't want parfüm. Thank you. Burada çok fazla çağırıyorlar. Beyazım ya ben, büyük ihtimal bende para olduğunu düşünüyorlar. Yani bunlara göre tabii param var yani. Şimdi burada her şey çok ucuza satıldığı için burada genelde Pakistanlılar falan gelip alışveriş yapıyorlar büyük ihtimal. Çünkü bütün insanlar o şekilde beyaz birisini gördükleri zaman okay, thank you. Herkes beni dükkanına çağırıyor çünkü biliyorlar. Bana göre çok ucuz olduğunu biliyorlar. Adam
No, no, no. I will try before. I will. Yeah. No, 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 no. Bro, what is this? Okay, listen to me. No, no. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey. Yeah, where are you from? You? Me? Yeah. Afghanistan. Nice. Dubai good? So good. Yeah, come inside. Like sure. You. Dubai is so good like you. Thank you. Come inside. Thank you, bro. I don't want. Just look you. No problem. No, no, this I don't want. Show. Excuse me. Inside, Zafran. Bro, I don't want. Zafran, only check. Bro, I don't want Zafran. See you, see you, see you, see you. Bye bye. Baharatlar var. Çok fazla baharatlar var ve... Burada bakalım bir böyle değişik bir... No, no, no. No, thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. I have perfumes. I have perfumes. Şöyle hediyelik eşyalar, bir şeyler. T-shirtler. I love Dubai t-shirtleri. Buradan bir şey almam. Sadece yani almayacağımı düşünüyorum. Sadece böyle deneyebileceğim bir yemek olsa, değişik bir yemek ama illaki vardır. Yemek deneriz burada. Ya nostaljik Dubai. Çok ucuz yalnız biliyor musunuz? Thank you bro. You are boss man. I am not boss man. Gördüğünüz gibi. Hadi buradan da devam edelim biraz. Tendera. Tendera. Okay, I want this. One? Yeah, one more. Cold? Yeah, cold is okay, yeah. 10 dirhem, kokonat, okay. Sri Lanka kokoratı, hem yeni, hem yiyeceksin hem içeceksin dedi. I want to take video. Kesiyor benim için. I will eat. Drinks. Only drinks. Okay. Like this. Kesti orayı, bir de pipeti koydu. Ben de bir şey yapacak zannediyorum. No, thank you. Yolu bitirdim, böyle bir araya girdim artık. Bu arada bunu aldım. İçi, bir yudum alıp tadına baktım. Bu arada maskeyi de hiç sevmiyorum ya. Hiç kokonat gibi değil. Bu kokonat gibi değil. O bildiğimiz bizim kokonat gibi değil. Nasıl bir tadı var? Nasıl bir tadı var biliyor musunuz? Kavun, limon ve su. Ama bol bol böyle fresh kavun ve su gibi geliyor. Kavun suyu gibi. Zaten kavuna benziyor. Güzel. Şimdi geldiğimiz yere doğru tekrar geri gideceğim. Let's go. Ucuz bir yere geldim. Çok ucuz bir yere geldim burada. Buradan ne alırsan 1 dirhem, yani jeton gibi aynı. Ve bayağı ucuz. Şimdi bunu cebe indirdim. Bir tane bundan almak istedim. Bantlamışlar. Bu büyük ihtimal tek tek satılmıyor da işte. Ben tek tek istediğim için bana tek tek verecekler. Şunu alalım bir tanesini. Bunu da kapatalım. İçeceğim burada. Burası da böyle bir dükkan. Burada bayağı ucuz bir yere denk geldim burada. Şimdi birazdan tekne kiralayacağım. Bilmiyorum ne kadar olur ama söz sizin için yapacağım. Şöyle gidiyorlar. Görüyorsunuz bayağı bir gidiyordur diye düşünüyorum.
Çünkü burası bayağı uzun bir nehir. Bakalım ne kadarmış. Yapacağım. Yapacağım. Video olsun. Şimdi dostlar burası bir istasyon gibi düşünün. Ben şu anda buradayım. Buradan Banias'a gidiyorum. Biraz Banias'la dolaşacağım. Banias'tan Alsef'e geçeceğim. Alsef'ten tekrar Banias'a geçip Banias'la birazcık, yani iki yerde dolaştıktan sonra buraya tekrar geri döneceğim veya başka bir yere dönerim, bilmiyorum. Yani burası bir istasyonmuş ve çok ucuz. Buradan buraya 2 dirheme gideceğim. Buradan buraya 2 dirheme gideceğim. Buradan tekrar artık nereye gidersem hep 2 dirhem yani. Buradan bineceğim. Bu arada bu kek normal bildiğimiz üzümlü bir çikolatalı bir kek gibi. Güzel ama. 1 dirhem. Baldan tatlı. Kavun suyum da burada. Evet. This Banias. I ask again. Okay. Evet. Dostlar gördüğünüz gibi böyle bir tekne beni Banias'a götürecek. En uzun... Ha, burada geçme yeri var. Ben de oradan atlamayı düşünüyorum. Anasını satayım. Nereye oturuyor? Aa, burası güneş. Şimdi hemen hesaplamam lazım. Eğer bu, tahmin ediyorum, bu tarafa doğru gidecek. Bu tarafa doğru giderken güneş yerini değiştirecek mi? Evet, değiştirecek. Bu tarafa geçecek. O yüzden şimdi buraya oturuyorum. Ondan sonra yerimi değiştiriyorum. Burası VIP bence ha. Yüksekte biraz güzel. Ama motor sesi çok gelecek ama kısıtlı motor sesi gelsin be. Güzel olur. Hadi bakalım, let's go. Bu YTT gibi. Burada klasik bir yat. Hadi bakalım. Ben ne yapıyorum şu anda? Gördüğünüz gibi. Başladık. Aa, tek kişi olduğu zaman da çalışıyor galiba. Gidecek miyiz bilmiyorum ama bence birkaç kişi daha bekleriz. Dostlar bu elimdeki içecek biraz önce açıkladım ama şimdi daha detaylı açıklamak istiyorum. Sri Lanka kokonatı ama normal bildiğimiz kokonatla hiçbir alakası yok tadının. Daha çok böyle kavun ve su gibi ama soft bir kavun. Ufak da böyle bir damla da limon damlatmışsınız gibi. Ama baya baya içtim. 10 dirhem. Yaklaşık 42, pardon 22 TL falan. Dediğim gibi böyle güzel oluyor ama baya baya içtim yani böyle... Yarım litre vardır diye düşünüyorum. 1 litreye bile yakındır diye düşünüyorum. Baya baya içtim çünkü 2 saattir içiyorum. Vay, baya keyif alıyorum şu an. Bakalım beni nereye götürüyor? Kaç dakikalık bir yolculuk acaba? Ve geldim dostlar. Burada nerede yürüyeceğim ki ben? Ben burada bir şey denemek isterdim aslında da biraz önceki yer daha güzeldi yani. Yürümelik yer vardı. Bir turist için daha güzeldi orası. Şurada Rolex'in oteli var iki tane. Yani bir tane ama iki bina. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir yoldu. 10 dakikalık bir yolculuk. Yanaştırdı güzelce. Evet, buradan da şimdi bilet alıp LCF'e gireceğim. Ama ben beklemem, ben Türk. Buradan basarım, buradan da çıkıyorum. Let's go. Burada hiç diğer taraf gibi öyle yürümelik bir yer yok. Su satıyor sadece, su satan makineler var. Aynen, ben buradan direkt bilet alıyorum. Bir de başka bir istasyon deneyeceğim, bakalım orası nasılmış. Buradan da Elsef için bilet aldım. Elsef diye bir yer. 2 dirhem ödedim. Gördüğünüz gibi bir şeyler yazıyor. Şimdi bir sorayım. Bu Elsef right? Okay. Let's go. Buradan da hadi bu sefer de aşağıda oturalım burada. Biraz önce yukarıda gittim. Bu sefer de aşağıda gitmek istiyorum. Hadi bakalım.
birazdan gideriz diye düşünüyorum. Tekneyi baştan aşağı sildi adam. İşte ufaktan kaçarız diye düşünüyorum. 3-4 dakikadır bekliyorum şu an. Biraz sprey sıkıyor. Buradan direkt şu duraktan Go'ya geldim bu sefer. Evet, bu sefer de böyle bir yere geldim. Burası biraz daha lüks gibi ama şurada eski bir yer var. Şu eski bir yere doğru gideceğim çünkü bu videonun ismi Nostalji Bro. Düğmeye basmak gerekiyormuş bazen. Teknik gücü yener arkadaşlar. Yani doğru şeyler yaparsanız çok güçlü yapmaktan daha önemlidir. Çoğu zaman aslında. Bakalım neler var şurada. Şurada bir içecekler falan gördüm. Kafe sanırım burası. Güzel görünüyor ama. Şöyle. Dükkan burger. Kapalı ama. Kapalı ama içecekler dışarıda. Her yer kapalı. Akşam saatlerinde açılıyor büyük ihtimal. Şu anda da çok geç sayılmaz aslında. Öğleden sonra 3. Security abimiz burada. Çok sıcak ama ya. Terliyorum. Her otele girdiğimde duşumu alıyorum. Öyle güne öyle takılmaya başlıyorum. Öyle bir ülke. Bir tane açık yer gördüm. O da böyle kilimler falan, yorganlar satan. Allah Allah. Ha dedim, buradan doğa sesleri falan mı geliyor dedim. Köylerden müzik geliyormuş. Müzik değil, ezanmış ya. Orada değişik bir, alışık olmadığım bir ses geldi. Burada da su var. Water metro. İçiliyor mu acaba? Ha, no, içilmiyor galiba. Aynen, içilmiyor. Elinizi yüzünüzü yıkamak için. Hiçbir şey yokmuş burada. Adam bana dedi neden? ESF'e git dedi. ESF'i gör dedi. Kapalı ama her yer. Balıkçılar falan. Galiba bu balık için olması lazım. Davul. Darbuka davul. Vardır özel bir ismi. El safta bu kadar. Hadi bakalım, geri dönme vakti. Burada açık bir kafe var. Burgerci var. Girdim içeri. Ama inanılmaz doyum. Çok yemek yedim. O yüzden buradan bir şey deneyemeyeceğim. Bu videonun öncesinde otele yemek söylemiştim. Otelde bayağı bir yemek yemiştim. Çünkü bilemediğim kadar fazla geldi yemek. O yüzden şu an çok doluyum. Burada bir yemek denemek isterdim ama bir de special bir yemekçi gibi değildi, anladınız mı? Bir burger falan değildi. O yüzden hiç denemek istemedim. Maskeyi değil sevmiyorum ama maalesef burada bu şekilde yürümek zorundayım. Bu arada tekrardan maalesef diyorum. Çünkü her videoda söylemek zorundasın. Böyle yanlış yaptın ama bilerek yanlış yaptın, mantık yaptın, bazı şeyler oluyor videoda. Şu anda maske taktığımda burnumun dışarıda olması gibi. Bunu ben söyledim birkaç defa ama eminim tekrardan söylemem gerektiğini biliyorum. Şu an dışarıdayım, kimse yok. O yüzden burnumun dışarıda kalması bir sıkıntı
değil. Eğer şu şekilde takılırsam eminim güvenlikler kameralardan görüp gelip şikayet ediyorlar ve hani söylüyorlar yani. Bunu istemiyorum ben de söylemelerini. O yüzden bu şekilde takılıyorum. Buradan geri dönüyorum. Tekrar aynı şekilde geri döneceğim. Aynı şekilde bineceğim vapura. Geri döneceğim. O ilk gittiğimiz nostalji yerine geri döneceğim. Orada belki karnım çok dolu ama orada ufaktan böyle soft tatlılar deneyebilirim. Bakın gördüğünüz gibi buradaki bütün işçiler, tamamen bütün işçiler, inşaat işçileri, kafelerde çalışan işçiler, temizlikçiler, garsonlar, aşçılar, aklınıza gelebilecek bütün işçiler, otellerde çalışanlar, yani otellerdeki ileri seviye, aşırı ileri seviye değil de ileri seviye yöneticiler bile lokal değil, Arap değil. Genelde Hindistan'dan, Pakistan'dan gelen işçiler. Bangladeş'ten gelen gördüm, Gana'dan gelen gördüm, Afrika'daki ülkelerden gelenler gördüm. Ama dediğim gibi daha çok diğer o saydığım ülkelerden gelen işçiler. Durak burası. Ben bu tarafa doğru yürüdüm. Gördüğünüz gibi yürüdüğümüz, içeri girdiğimiz yer burası. Bir de tam ters bu tarafı var. Lüks taraf bir de var. Böyle lüks gibi görünen bir yer. Burada da ama her yer kapalı. Dubai'de çok sıcak olduğu için genelde yani bazı yerlerde akşam saatlerinde açılan kafeler oluyor. Yani genelde akşam saatlerinde açılıyor o kafeler. Bu nasıl bir gemidir, yattır be? Korkutucu mu desem, tatlı mı, şirin mi desem, bu bayağı büyük ama. Hangisine bineceğimi bilmiyorum. Neyse şuna biniyorum. Bekleyeceğiz galiba burada biraz. Yine aynı tekneye bindim bu arada. Bu sefer de motoru yıkıyor. Aynı bu şekildeyim teknede. Bana diyor ki nerelisin dedi. Dedim Türk'üm. Türkiye'liyim dedim. Dedi ki maskeni dedi burnunu kapatabilir misin lütfen dedi. Ben de dedim ki bak dedim Türk insanlar dedim hep bu şekilde dedim. Kurallara uymazlar dedim. Biraz önce dedim nasıl sen tekneye durmadan ben buradan atladım, az daha düşüyordum dedim. Bunu yapan bir Türk'tür dedim. Başka kimse yapmaz. Nasıl burnum şu anda açık, kapatmam gerektiğini tabii ki de biliyorum ama şu anda açık. Bunu yapan bir Türk'tür dedim. Hiç nereli olduğunu dedim sormana gerek yok. O da he diyor ama dedim Türk insanı her zaman iyidir, iyi kalplidir, yardımseverdir, güzeldir, sevecendir. Ama dedim bazen dedim mantıklı bir şekilde kurallara uymazlar dedim. Mesela şu anda kimse yok mu dedim. Şu anda kimse yok. Biz dedim denizdeyiz, kimse yok, insan yok, burnum dışarıda olabilir ve bu mantıklı olan bence dedim. Daha rahatım dedim. Yani zaten nefes alabiliyorum dedim. Gördüğünüz gibi. Banias gideceğim. Oradan tekrardan geldiğimiz yerden içi vesaire geri döneceğim. Böyle bir içecek buldum. Ben bu kolalı, buzlu kola tadı geliyor bunu içtiğin zaman. Bu ufak bir nikotini de var. Ama bunu çok sevdim. Ben ve dokunma böyle teni çok güzel. Sadece 2 gün falan kullanıyorum. Hatta ben hiç içmediğim için 2 gün. Ama bunu sık sık içtiğin zaman bir 3 saate 4 saate falan bitiyor. Hatta daha bile erken 2 saate bitiyor. Ama ben 2 gün idare ettim yani bunu. Bitmedi gitti. Evet dostlar, oradan indim tekrardan. Hiç gerek yokmuş buralara kadar gelme. Ya gerek yok olur mu ya? Gerek yok olur mu? Gezdik, gezmek için geldim zaten. Oralardan bir şeyler bekliyordum ama. Yani ikinciye gitmeme gerek yokmuş. Bir de ben buradan bir su alacağım. Siz de buradan bir su alın. Yani buradan değil, evinizden bir su alın. Bir dirhem atıyorsun buradan. Düğmeye basıyorsun, su geliyor. Umarım buz gibi bir su gelir. Çünkü yanıyorum. I'm not live here. Okay, don't live here. Yeah. The high is talking. I'm stopping. Turkey is a good country. Exactly. Sure. Yeah. Sure. Take care, bro. Thank you so much. Bunları çok fazla söylemiyorum. Bakın çok fazla söylemiyorum. Ama bu adam çok böyle samimi geldi bana. Enerjisi çok, bir yanıma bir geldi. Değişik bir enerji hissettim. Kartına para yükletmeye geldi. Ben de kendime bilet alıyordum 2 dirheme. Dedim ben yükleteceğim senin kartına dedim. Kartını verdi. Ben de güzel bir para yükledim onun kartına. Yani ona göre güzel. Bana göre de fena değil. Yani ben de Dubai yerel birisi değilim. Tamamen Türk parasıyla gelmiş burada tatil yapan birisiyim. Ama güzel bir para verdim ona göre. Bana göre de güzel. Bana göre fena değil. Ona göre çok güzel bir para.
teşekkür etti, bir şeyler oldu falan. Oradan tanışıyorum onunla da. Biraz bir sohbet ettik işte. Dedim ben Türk'üm, Türk insanlar iyidir falan, yardımseverdim. O da biliyorum dedi, bir şeyler söyledi. Öyle. Şimdi tekrardan geri dönüyoruz oraya. Biraz önce karşıya geçtiğimiz tekne, yani birkaç yolculuk yaptım, birkaç bulundum. Her dakika, her yolcuda tekneyi baştan aşağı temizliyorlar neredeyse. Yani her karşı, büyük ihtimal koronadan dolayı değil. Bu bahane korona bahanesinden dolayı, ama normalde de çok insan olduğu için her seferinde böyle temizlettiriyorlar tekneleri onlara. Evet, böyle. Size bir şey göstereceğim. Bakın ne göstereceğim. Bütün çoraplarım kirli. Hepsini çöpe attım. Giydim çöpe attım burada. Son valizimin dibinde bunları buldum. Farklı. Bugün böyle denk geldi. Bugün çorap da almam lazım kendime. Geldik. Burası. Buraya yanaşıyoruz şu an. Kapıyı da kapatmadık. Tam bir Türk gibi takılıyoruz burada. Evet, biraz da gezeyim burada. Belki bir evdekilere, yeğenlerime hediyeler alırım. Aldım zaten bayağı bir. Başka bir video. Bu videonun sonunda gösterebilirim aslında aldığım hediyeleri onlara. Dostlar, böyle bir içecek aldım. Bir de böyle bir tatlı aldım. Bu soğuk ayran, süt ve şeker karışımı bir şey. Ama güzel, ballı gibi. Bu da elmalı turta gibi bizim. Onları yiye yiye geziyorum. Burada bir dövizciye denk geldim. Ve bizim eski paramız da var burada. Burada dükkanlarda, alışveriş merkezlerinde, büyük yerlerden her dilden hoş geldiniz ve her dilden güle güle yazan yerler oluyor. Genelde değil, hepsinde Türkçe var. Hani 2 3 4 4 5 dil yazan bir yazıya denk gelirsiniz illaki Türkçeyi göreceksinizdir. Türkçe gayet önemli burada. Önem veriyorlar yani. Thank you, eyvallah. Şöyle bir yemekçiye denk geldim. Bunların hepsinden denemiştim. Sadece bundan denememiştim. I'm from Turkey. Turkey ya. Bir tane ondan aldım gördüğünüz gibi. Hadi bakalım, bir de bundan yiyelim, deneyelim bakalım nasıl tadı var. Çikolatalı dondurma aldım. Yemin ediyorum. Ya her seferinde söyleyeceğim, söylemekten de çekinmeyeceğim, her seferinde söyleyeceğim. Türk dondurmasını ölürüm, ülkeme ölürüm ya. Ülkem adam diyor. Yani şey gibi, bizim meybuzlar vardı ya, çikolatalı meybuzlar. Onun gibi. Böyle de kuru yemiş dükkanları var burada. Bu videoyu bitiriyorum burada. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bugün de Dubai'nin nostaljik yerlerini çektim size. Vapurla bir yere gittik geldik. Bazı yiyecekler denedik. Güzeldi. Şimdi gideyim otelime birazcık dinleneyim. Biraz havuza gireceğim. Birazcık takılacağım. Bizim ülkede olsa şu cins bir kuş mu? Bizim ülkede olsa hemen yakalarlar bunu. Burada kuru yemişin üzerinde fiyatlarını yazmadıklarını görüyorum. Büyük ihtimal beyaz bir insan girdiği zaman fiyatları biraz farklı söylüyor olabilirler. Düşünüyorum sadece. Böyle olma ihtimali yüksek. Şöyle bir bakkala girdim.
Taşlar, cevizler, kaya tuzu. Kaya tuzunun ismi Fitnari. Kabak çekirdeği, çeşit çeşit kabak. Cips. Açık cipsler, açık bir şeyler. Olan bir markete girdim. Burada bitireyim bari, burayı da bir görmüş olayım.